Evet sevgili gençler işte geldik buradayız. Kümelerin ikinci videosuyla karşınızdayız. Şimdi 16. sorumuzda kaldık. Bakın bize burada diyor ki 16. soruda aşağıdaki diyor Venn şemasında A harfi ile başlayan iller kümesi A, Karadeniz bölgesindeki iller kümesi K, deniz kenarındaki iller kümesi D ile gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi A, K, Buna göre yukarıdaki şemada boyalı bölgenin temsil ettiği küme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ÖSYM arkadaşlar bu formatta sorular sorabiliyor. Yani tamamen Türkçe ile alakalı. Aslında bunun matematikte çok bir alakası yok. Yani götürün Kadir Gümüş'e hemen bu soruyu çözer. <laughs> Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi soruya nasıl bakacağız? A harfiyle başlayan iller kümesi A. Karadeniz bölgesindeki K. Bu, bakın burada mavi ile gösterilen bölgeye bakıyorum. Mavi ile gösterilen bölge. Bunu şöyle açıklayabilirim. Hatta bunu şöyle yazayım direkt olarak. Bakın bunu dışarı alıyorum. A ve D'nin kesişimi ama K'nin kesişimi değil. Yani bunun anlamı şu. Bakın A harfi ile başlayan başlayan iller. Bakın başlayan iller ve deniz kenarında bakın deniz kenarındaki iller. Tabii ki burada ne yok? Karadeniz bölgesine dahil mi değil? Onun için ancak diyorum ancak Karadeniz bölgesinde olmayacak. Tamam mı? Alın. Türkçesini yazdım bunu. Şimdi A harfiyle başlayan bakın bunu şöyle de söyleyebilirim. Işıklara baktığımda Karadeniz bölgesinde olmayan deniz kenarındaki A harfiyle başlayan iller olarak direkt olarak bunu ifade edebiliriz. İşte boyalı bölgenin küme gösterimi bu şekilde olacak. Şimdi geldik 17. sorumuza. Bakın 17. sorumuza da bize diyor ki A eşittir bakın X küçük eşittir 100. 3'ün katı olan sayılar. B ise arkadaşlar bakın nedir? 70'ten küçük ve 5'in katı olan sayılar. Hemen bunu küme şeklinde böyle çizebilirim. Bakın A ve B kümeleri olarak belirtebilirsiniz. A ve B olarak yazabiliyorum. Şimdi burada 3'ün katı B ise 5'in katı olacak. Doğru mu? Şimdi diyorum ki bakın şöyle bir yerleşeyim iyice. <laughs> Şimdi evet <laughs> x x ifadesi yani a sayısı bakın fark a fark b dediği için şurada mavi ile taradığım bölge doğru mu? Şimdi bunu nasıl düşünebilirim? Ben a kümesinden eğer ki kesişimi çıkartırsam o zaman A fark B'yi bulurum. Öyle değil mi? Bakın A fark B eşittir A diyorum. Eksi A'nın eleman sayısından kimi çıkartacağım? A kesişim B'yi çıkartacağım. E peki arkadaşlar A ifadesi yani A kümesini yazalım. Bakın A nedir? Yüzden küçük ve eşit 3'ün katı olan sayılar. Yani x küçük eşittir 100 diyor ya. Ve burası ne? x eşittir 3k. Hemen yazalım. Ben buraya hangi değerleri yazarım? Bakın tam sayı olduğu için 1, 2, nokta, nokta. En son 33'e kadar yazabilirim. Yani burada kaç tane var? 33 tane ne vardır? Eleman vardır. Bakın A'nın eleman sayısı 33. Geldim şimdi A kesişim B'ye. Bakın A kesişim B. Şimdi kesişimde ne yapıyorduk? Buradaki ifade her ikisinde ortak olan bölümü alacağım. Yani x ve y için biri 100'den küçük, diğeri 70'ten küçük. Her ikisinin olan sayı kimdir? 70. Yani 70'ten küçük. 3 ve 5'in katı olan nedir? 15'in katı olan sayılara bakacağım. Peki 15'in katı kim arkadaşlar? 1 verelim buraya. 15. 2 verirsek 30. 3 verirsek 45. 4 verirsek 60. 5 verirsek 75 olmaz. Yani burada kaç tane oluyor? 4 tane. Demek ki bakın burada 4 tane var. 33 tane olduğu için geriye ne kalır? 29 tane eleman kalır. Tamam mıdır? Olay bu. Birazcık sesim size garip geliyor olabilir. Hastaydım arkadaşlar. Bayağıdır hastaydım hatta. Daha yeni yeni toparlanıyorum. Çok karizmatik bir sesim var. Bunu da değerlendireceğim ilerleyen süreçte. Şimdi geldik 18'e. Bakın. Burada da yine aynı mantık. Şimdi A sayısı bakın A kümesi 11 ile 1200 arasında 4'ün katı olan sayılar. Yani ben buraya şöyle A yazabilirim. Bakın hemen kümeyi çiziyorsunuz A ve B olarak. Biri dördün katı olan sayılar, diğeri ise nedir? Altının katı olan sayılar. Bizden istenen ne? Birleşim. Şimdi arkadaşlar bakın birleşimin anlamı şu demiştim. A birleşim B nedir? S A artı S B eksi S A kesişim B diyerek yazabilirsiniz. Şimdi buna bakalım. Şimdi 11 ile 1200 arasında bakın direkt buradan çözüyorum. X'e değerler yani n'e değerler verin doğal sayı olarak. En düşük verebileceğim değer 3. 3'ten başlaması lazım ki 3 çarpı 4 12. Bakın 3 4 nokta nokta böyle nereye kadar gider? 1200'ü 4'e bölün ne olur? 300. Çünkü burada 1200 dahil olduğu için bunu yazabilirim. Peki burada toplamda kaç tane sayı var? 3'ten 300'e kadar. Bakın 300 tane var ama burada 1 ile 2 olmadığı için 298 tane. Direkt pratik olarak böyle yazabilirsiniz. Demek ki burası ne? 298. Şimdi geldim B'ye bakıyorum. Bakın. Yani B kümesine bakıyorum. Şimdi burası da 6'nın katı olduğu için en düşük 2'den başlayacağım. 2, 3 nokta nokta. 906'ya 150. Ama dahillik var mı? Yok. Olmadığı için 149'a alıyorum. Bakın. 906'ya 6'ya bölün. Hani sonuçta ben e, bu şeye K'ya en son ne vereceğim? 150 versem e, şey 150 diyorum. Hemen şöyle yapalım. 900 bölü 6 kaç oluyor? 900 bölü 6. Evet 150 doğru mu? 300, 600, 900 doğru. 150 dahil olmadığı için ne verdim? 149 verdim. Çünkü K nedir? Tam sayı. Peki 2'den 149'a kadar arkadaşlar kaç tane sayı var? 149 tane olar, olabilirdi. Eğer ki 1 olsaydı. Demek ki 148 tane. Tamam mı? Bunu böyle yazabilirsiniz. Burada bakın artı 148 diyorum. Eksi şimdi. Nereye geldim? Kesişimi çıkartacağım. Peki A ile B'nin kesişimine bakalım. Bakın. A kesişim B eşittir diyorum. Bunu Eşitsizlik olarak yazarsak alttan büyük olan yani 11 küçük eşittir x'i diyorum. Üstten de küçük olan doğru mu? Alttan büyük üstten küçük. Yani her ikisinde de olan sayı. 900 dedik. Ee, peki 4 ile 6'ın ekoku kaç? Ortak katı kaç? 12'nin katı olmak zorunda. Şimdi burada şunu yapabilirsiniz. Direkt olarak 1 diyorum. 2 diyorum. Nokta nokta. En son bu 900'e kaç veriyor? Yani k'ya kaç verebilirim? Göremiyorsanız hemen 900'ü 12'ye bölün. Tamam mı? Göremiyorsanız eğer. 7 kere olsa bakın 8 kere olsa 96. 7 kere oldu 84. 60. Kaç kere oldu? 5 kere oldu. Yani eğer ki eşitlik olsaydı ben buraya 75 verirdim. 75 çarpı 12 900 ama arkadaşlar eşitlik yok 900'de. Onun için 74 diyorum ve 74 tane. Tamam mıdır? Yani buradaki bakın Şurası 74. Hatta ben bunu şöyle yazabilirim. Burası 74. E tamam, bunu da bulalım. Şimdi sonuç olarak bu kaça eşit? Hemen hesaplayalım. E, 298. Bakın 148 daha kaç oluyor? 398. E, 446. Doğru mu? 446'dan 74'ü çıkartırsam, bakın 2, 14 7 372 oluyor. Doğru mu? Yanlış yazdım. Bir daha bakalım. Evet. Ee, 300, 400, 400 kaç oldu? 446. 446'dan 74 tane olduğu için 74'ü çıkarttım. 2, 14, 7. 300, 400 şey 372. Yanlış mı yazdım? 372. Tamam. En iyi bulamıyorum. Allah Allah. Evet. Şıklarda göremedim. Bir de böyle bir durum var. Tamamdır. Yani cevap nedir? Adanadır. Yani arkadaşlar işte hastalık böyle bir şey. Şıkları göremiyorsunuz. Aman sınavda öyle bir şey yapmayın. Sakın cevabı bulup da işaretlememizlik yapmayın. Şimdi geçiyorum 19. sorumuza. Bakın burada da diyor ki bize boş kümeden farklı A ve B kümeleri için bize burada bir ifade vermiş. Bakın bu tarz ifadelerde yapmanız gereken şudur. Hemen küme çizin yani A, B kümesini hatta evrensel kümeyi de çizebilirsiniz. Size tavsiyem şöyle çizmeniz. Bakın A kümesi, B kümesi. Bir de bunun dışına hemen ne yapıyorsunuz? Evrensel kümeyi çizeceksiniz. Bakalım. Şimdi demiş ki bize 3 çarpı A fark B, 4 çarpı A kesişim B, 5 çarpı B, far, B fark A demiş. Şimdi 3, 4 ve 5'in eşit olduğu sayıları kullanabilirim. Kaçta eşitleri? 3, 4, 5, 60'ta. Yani ben buraya 20x diyebilirim. Bakın 20x. Atıyorum buraya nedir? 15x diyebilirim burası. Ve burası ne oldu? 12x. 60'a götürdüğüm için 12x. Bize neyi soruyor? A birleşim B'nin eleman sayısı. Bakın S, A birleşim B. Hepsini toplayalım. 20x artı 15x artı 12x. O da işlerine geldi. 47x. Arkadaşlar 47x en az için x'e 1 verirsem cevap ne geliyor? 47 geliyor. Yani Ceyhan olmuş oluyor. Tamam. Geldik 20. sorumuza. Şimdi bakın. Kesişimleri boş olmayan A ve B kümeleri için diyor. Yine bize hemen bakın kümeler verdiği için ringo ringo kümeler A, B. Hop şöyle çizdim Evrenseli. Bakın A kümesi diyor B'nin de 3 katı. Bize burada B farkıyla A, A fark B arasında bir ilişki vermiş. Ben burayı eğer X dersem B fark A'ya yani burası X olursa A fark B ne olur? 4 X'miş. A fark B'nin olduğu yer belli. Şimdi arkadaşlar buraya Y diyor. Bakın. Şimdi A kümesi S A eşittir. 3 çarpı S B demiyor mu? E tamam. Bunu yazalım. Şimdi A kümesi 4 X artı Y eşittir. 3 çarpı B kümesine bakın Y artı X. Şimdi arkadaşlar bunu hop şöyle dağıtalım. Kızlar Erken yaşta kahve dağıtmamak için bunu Buna göre şöyle dağıtmanız lazım. 3y artı 3x. Hoca bir çoş değil. Şimdi bunu karşıya atarsak bakın şöyle bunu buraya bunu buraya ne oluyor? x eşittir 2'ye. Yani x'in değeri 2'yeymiş. Neyi soruyor bize? A'nın en az değerini sormuyor mu? Şimdi arkadaşlar A kümesinin en az olmasını istiyorsa o zaman ben buraya değer vereyim. Bağlamın, bakın y 1 verdim. x ne oldu? 2. En az dediği için yani burası 1. Bakın Y1. X e 2 yazın 8. Yani burası da 2. Bize sorulan A kümesi olduğu için A kümesi nedir? 8 artı 1'den en az kaç geliyor? 9 gelmiş oluyor. Tamam mı? Mantık bu. Şimdi geldik 21. sorumuza. Bakın yine ifadeli gördünüz mü? 2 soru modeli. Ne demekti 2 soru modeli Tuçe? Yani çıkmış bir soru tarzı, doğru mu? Alın işte bakın size sorulan soru tarzı. Şimdi diyor ki bize bir mağazada bulunan spor ayakkabılar K kümesi, numarası 40'tan küçük ayakkabılar kü, e, neymiş? E, L kümesi, beyaz renkli ayakkabılar M kümesi ile gösteriliyor. Bakın yine ifade verilmiş. Buna göre Deniz'in bu mağazadan aldığı beyaz renkli 42 numara bir spor ayakkabı. Yani beyaz renkli bakın şöyle diyor beyaz renkli 42 numara spor ayakkabı. Aşağıdakilerin hangisiyle gösterilir? Beyaz renkli. Beyaz renkli olacak. Nerede beyaz renkli? Bakın beyaz renkli. M kümesinde 40'tan küçük olanlar L kümesi. Bakın o zaman L'de olmayacak, doğru mu? L'de olmayacak çünkü 42. Bakın ayakkabı numarası 42, beyaz renkli ve spor ayakkabı. Yani K ve M'de bulunacak. Bakın K ve M'de bulunacak ama L'de olmayacak çünkü 40'tan büyük. K ve M'de olup L'de olmayan kim var? Ceyhan var. Anlaşıldı mı? Bakın istiyorsanız şöyle çizebilirsiniz bunları. Şöyle ben yine göstereyim. Üçlü küme çiziyorum. Tamam mı? Yani K, L, M olarak çizin. Şimdi K kümesi neydi? Spor ayakkabılar olacak. Doğru mu? Bakın zaten ayakkabı spor. Şöyle istiyorsanız göstereyim. Peki ne? Beyaz renkli yani M kümesi. Bakın yeşille göstereyim. Ama diyor ki 40'tan diyor küçüklerle diyor ama 40'tan büyük olmak zorunda. Arkadaşlar 40'tan büyük olacaksa o zaman burayı da şöyle kahverengiyle tarıyorum. 40'tan büyük. Her üçüncü de taradığım yer neresi? İşte burası. Yani hangisi olmuş oluyor? İşte şuradaki boyalı bölge olmuş oluyor. Tamam mıdır? Onun için KVM'nin ortak olan yeri yani Ceyhan'dır. Evet. Geldik şimdi arkadaşlar. Not kısmında Demorgan kuralı. Bakın. De Morgan Şöyle İngiliz aksanıyla. Demorgan kralı da şu. Birleşimi eğer dağıtırsanız bunun e, yani buradaki tümleyenini birleşim kesişime kesişim ise birleşimle döner. Tamam mı? Yani dağıttım A'nın tümleyeni, kesişim B'nin tümleyeni. Aynı hatta şöyle bunları da görmüştük. Evet çok güzel doğru mantıkla gördük. Mantıkla ben size bunu anlatmıştım. Öyle değil mi? Mantıkla gördük. Şimdi 22. sorumuza da bize diyor ki A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere bakın evrensel kümeyi vermişiz fark vermişiz hemen böyle bir soru gördüğünüz zaman ben size ne diyorum hemen alın bunu şöyle çizin tamam mı bir de arkadaşlar bunun evrenselini oluşturun yani A B diye yazın şimdi A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni bu ifade ne demektir? A birleşim B'nin dışı yani 4. A birleşim B'nin dışı neresi? Aha işte evrenselin içerisinde yani 4 var. Peki evrensel 15'miş. A fark B ne arkadaşlar? 6. A fark B 6 ise tamamı 15 olacağına göre o zaman buraya ne kalır mavi gösterdiğim yere? 6, 10, 5 kalır doğru mu? Çünkü evrensel 15 yani tüm elemanlar bu. En iyi soruyor zaten B kümesini yani cevap nedir? Edir nedir? Ya da istiyorsanız bunu harflendirin arkadaşlar. Ama bu şekilde çözüm daha güzel, daha kolay olmuş oluyor. <laughs> Geldik 23'e. Bakın, burada da A ve B kümeleri diyor. Bakın, A ve B kümeleri. E evrensel kümenin alt kümesi. Hemen yazıyorum. Bakın, A ve B kümeleri. Hop. bunu aldım, attım hafızaya, şöyle yazdım. Şimdi diyor ki bize soruda. E fark A. Yani evrensel kümenin A'dan farkı 17. Evrenselin B'den farkı 14. A fark B ile demiş bize burada garip bir şekil verip toplamını 7 demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Evrensel kümenin A'dan farkı 17 ise ben buraya x dersem o zaman burası ne olur? 17 eksi x. Öyle değil mi? Bakın evrenselin A'dan dediği A'nın dışı olmuş oluyor. Peki evrenselin B'den farklı olan yeri 14'müş. Yani bunla şunun toplamı kaç olacak? 14. Şimdi 14 ise o zaman A'ya ne kalır? Bakın A'ya x 3 kalır. Çünkü toplamı 14 olmak zorunda. Şimdi soruda bize diyor ki A fark B ile B kesişim A'nın tümleyeni. Arkadaşlar bakın B ile A'nın tümleyeni şu B ya. Burası B. A'nın tümleyeni ne? A'nın dışı. A'nın dışını aldığınızda bunların kesişimi ne oluyor? Şuradaki x'in olduğu yer. Yani burası x. A fark B'de x eksi 3 yazıyorum. x eksi 3 artı x eşittir 7 ise Bakın 2 x eşittir 10. x nedir? 5 olmuş olur. Bakın tekrar söylüyorum. Şimdi B ile A'nın tümleyeni yani A'nın dışını kesiştirin. Bakın B kümesi yeşil olan yer. A'nın dışı A'nın tümleyeni Yani bunu kesiştirdiğim zaman yani Normalde A'nın tümleyeni tabii ki şuralar falan giriyor da ama kesişimine B'nin olduğu yer yani x'in olduğu yer giriyor. Onun için burası ne oldu? X oldu. Zaten A fark B x eksi 3, x oradan 5 geldi. Şimdi arkadaşlar buradan x 5 gelirse zaten bizden istenen bu değil mi? Yani B fark A. İşte bu B fark A'da x değeri yani kaç olmuş oluyor? 5 olmuş oluyor. Tamam mıdır? Olay bu şekilde. Zor değil. Bakın kümeler konusu arkadaşlar gerçekten zor değil. Sadece ne yapmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Tamam. Şimdi bu tarz sorularda bakın geldik 24'e. Yine güzel bir soru. Bu tarz ifadelerde genel testlerde falan çok göreceksiniz. Ben bunları genelde ezberlemit yani ezberletmiyorum. Hani bunların bir açılım var ama asla ezberlemeyin arkadaşlar. Küme çizin. Bakın A, B kümesi çizin ve evrensel küme çizin. Tamam mı? Ve bunları harflendirin. İster harf verin, ister değer verin. Bu tamamen size kalmış. Yani istiyorsanız Alın 1 2 3 4 diye değer verin. Fark etmez. Şimdi soruyu buna göre çözün. Tabii ki öncelikle bakın ben şöyle yapıyorum. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni ne demekti? Burası A kesişim B'nin dışı, kesişim bakın A fark B'nin tümleyeni, doğru mu? Peki soruyorum arkadaşlar A kesişim B'nin dışında kimler kalıyor? Buraya yazacak olursa bakın şöyle. A kesişim B'nin dışında kalan A kesişim B burası olduğu için 1 3 4 değil mi? Kesişim A fark B'nin dışı. A fark B neresi? Aha bakın A fark B burası. Doğru mu? Yani bunun dışında kalan yer. Kim? 2 3 4. Peki arkadaşlar bu ikisini kesiştirelim. Kimler var? O da eşittir bakın 3 ve 4. Peki 3 ve 4 ne olmuş olur? 3 ve 4'ü biz nasıl temsil ederiz? Şıklara bakın. 3 ve 4. 3 ve 4. A kesişim B dediğimiz şey 2. A'nın dışı ne? Bakın A'nın dışı. 3 ve 4 gördünüz mü? Bursa geldi. Bakın A'nın tümleyeni 3 ve 4. Evet eşit mi? Eşit. Yani o zaman cevap ne oluyor? Bursa olmuş oluyor. Bu şekilde şıklardan çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Şimdi geldik. Kartezyen çarpma. Bunda da bununla ilgili de ÖSYM bakın son yıllarda soru soruyor. Yani artık her yıl neredeyse gelmeye başladı. Zor bir konu mu? Değil. Sadece dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kümelerin içerisinde bir parça, küçük bir parça. Burada da A ve B boş olmayan iki küme olsun. Bakın x elemandır A, y elemandır B olmak üzere bütün x y sıralı ikillerine kartezyen çarpım denir. Yani aslında bir sıralı ikili burada yani ben bunu kartezyen sisteminde gösterirsem bakın burası A'yı, burası da B'yi temsil ediyor. Demek ki A kartezyen B dediğimizde ilk olarak verilen ifade X. Sonraki ifade Y oluyor. O Y. Tamam mı? Şimdi buna dikkat. Peki burada bizim için önemli olan ne? İşte bakın şurası önemli olan bu arkadaşlar. A kartezyen B'nin açılımı S A çarpı S B yani eleman sayısı demektir. Tabii ki bunlar yer değiştirdiğinde sonuç değişir mi? Yani bu aynı mıdır? A kartezyen B ile B kartezyen A aynı şey mi? Kesinlikle aynı şey değildir bunu bilmiş olun. Şimdi geldik. Bakın bunun sorusu nasıl olabilir? 25. sorumuzda diyor ki A ve B birer rakam olmak üzere A eşittir 0, 3, 4, 5, 6, B eşittir 6, 7, 8, 9, A, B demiş C'ye de kümeleri veriliyor. A birleşim C, kartezyen B birleşim C, kartezyen çarpımının eleman sayısı 35 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi Arkadaşlar bakın burada kartezyenin ne olduğunu artık biliyoruz. Yani kartezyenin açılımı. Bunu şöyle diyebilir miyim? S A birleşim C çarpı S B birleşim C. Bu neymiş? 35. Bu 35 nasıl olabilir? Bakın. Şimdi ben burada 35 dediğim sayı 7 çarpı 5 ya da 5 çarpı 7 olabilir. Doğru mu? Şimdi A ve B rakam olacak. Ama bakın şimdi B birleşim C'ye dikkat edin. 2, 4, 4 tane eleman var. 2 tane de burada 6 eleman var. Yani B birleşimci 6'dan fazla olabilir mi? Olamaz. Yani A ve B farklı olsa bile söylüyorum. A ve B, B'nin eleman sayısından farklı olsa yani elemanlarından farklı olsa 6 oluyor. Onun için bir defa burası A birleşim C çarpı B birleşim C ifadesi 7'ye 5 olmak zorunda. Bakın. Bu 7'ye 5 olduğu için bunun anlamı A'nın eleman sayısı kaç? 5 tane. Bunun eleman sayısı 2 tane. Demek ki o zaman A ile C'nin birleşimi tüm elemanlar birbirinden farklı. B ve C'ye bakın. B ve C'ye bakın 4'e 2 doğru mu? O zaman bir tane elemanı ortak olmak zorunda ki 5 elemanlı olsun. Başka türlü olamaz ki. En az dediği için o zaman ben en azı bulayım. Bakın şimdi mesela en az için o zaman 5 ve 2 yani 5'e 2 7 olduğu için A'yı ve B'yi en az seçmem lazım. Peki A ve B hani bunlar rakam ya. Burada şöyle söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. A sayısına bir verebilir miyim? Çünkü A kümesinde bir var mı? Yok. O zaman yani A kümesinin içerisinde bir olmadığı için o zaman A sayısını yani A'yı 1 seçebilirim rakamı. Peki bakalım başka B'yi ne seçebilirim? Şimdi A'yı diyelim en az dediği için ben bunu bir aldım. Peki Arkadaşlar B ile C ortak ya sonuçta bakın B ile C'nin hani birleşimi 5 olacak ya. 6 7 8 9 ve 1 olur. Peki diğer eleman ne? Ne olmak zorunda? Yani B'deki elemanla aynı. Peki bu 6 olabilir mi? Eğer 6 olursa bakın dikkat. Şimdi A ile C'nin tüm elemanları birbirinden farklı olmalı. Farklı olmazsa 7 eleman olmaz. Onun için burası 6 olamıyor. Yani o zaman A'da da 6 var. C'de de 6 olduğu için o zaman eleman sayısı otomatikmen 7 olmaz 6'ya düşer. O zaman bu durumda ne de verebilirim? B 7 verebilirim. Eğer ki B 7 olursa bakın B ile C'nin elemanın bir tanesi ortak. Yani 7 eleman ortak. E, A ile C'ye bakın 1, 7, 0, 3, 4, 5, 6 problem var mı? Yok. Onun için A ile B'nin toplamı 1 artı 7 o da işte ne geliyor? En küçük en az yani 8 gelmiş oluyor. Cevap ne oluyor? Ceyhan olmuş oluyor. Geldik 26. sorumuza. Bu da arkadaşlar bakın. iki soru modeli tarzında diyebilirim. Yani aslında çıkmış bir soru formatı. ABC kümeleri için SA4, SB4 olmak üzere dik koordinat düzleminde A kesişim B, kartezyen C, kartezyen kümesinin grafiği şekilde gösterilmiş. Şimdi A kesişim B'nin eleman sayısına bakalım. Bakın A kesişim B'de kimler var? A kesişim B'de 2 ve 3 var. Doğru mu? Bakın 2 ve 3. Peki arkadaşlar C nedir C kümesi? C kümesinde eleman sayısı 1, 2 ve 4'ten oluşmuyor mu? Bakın 1, 2, 4'ten oluşuyor. Şimdi bize diyor ki hani buradaki A ve B için 4'er elemanlıydı. O zaman ben bunu şöyle çizsem. Bakın A ve B'yi çizsem. O zaman burada 2 ve 3 var. A 4 elemanlıysa o zaman ne olması lazım? İkişer tane daha eleman olacak ama bunlar farklı. Mesela sallıyorum. Burada e, tabii ki neye göre e, illa şey olmak değil. Mesela ben bunu AB diyorum, al bunu da CD diyorum. Mesela bu şekilde düşünebilirim. Şimdi A birleşim B'yi bulacak olursam, bakın A birleşim B'yi bulacak olursam A birleşim B. Hani bize C kartizin A birleşim B'yi soruyor ya. O zaman bu şöyle değil mi? AB 2 3 CVD değil mi? Yani 6 elemanlı. Bakın kartezyeni buluyorum. Yani C kartezyen A birleşim B'nin sonucu SC çarpı A birleşim B. Şimdi SC kaç elemanlı? 3. A birleşim B ne? 6. Cevap ne? 18 yani. Edirne olmuş oluyor. Bakın gayet güzel bir soru arkadaşlar. Bu iki soru modelinde olan sorulardan bir tanesi. Güzel bir soru bu. Geldik şimdi problem tarzı sorularına. Yani kümelerde birincisi nedir? İşte o birleşim, kesişim ya da işte en başta elemanıdır tarzı olan o ifadeleri gördük. Sonra ne yaptık? İşte kesişimi, birleşimi, fark olan yeri gördük. Kartezyen çarpımı gördük ve şimdi de arkadaşlar kümelerin artık son kısmı yani problem yerlerindeyiz. Şimdi buradaki olay nedir? Şimdi bunu ben bir not üzerinden anlatacağım. Problem sorularını nasıl çözeceğiz? Şimdi diyor ki mesela burada bakın arkadaşlar bir kümemiz olsun futbol, basketbol oynayanlar üzerine kurulu. Futbol oynayabilen öğrenciler, basketbol oynayabilen öğrencilere B diyelim. Futbol ve basketbol oynayabilen öğrencinin sayısı. Problem sorularında hemen orada neyden bahsediyorsa hemen küme çizin. Bakın şurada vermiş olduğum kümeyi çizeceksiniz. Mesela burada demişim ki futbol ve basketbol deyince ne anlarsanız B olur. Futbol veya basketbol oynayabilen veya'nın anlamı neydi? Birleşim yani ABC. İşte sadece futbol oynayabilen nedir bu fark? Yani f e, yani f eksi b gibi düşünün. Fark ne oluyor? A oluyor. Peki bu oyunlardan yalnız birini oynaya, oynayabilenlerin sayısı yalnız biri. Sadece futbol sadece basketbol yani a artı c. Futbol oynamayan futbolun dışı c ve d. Futbol veya basketbol oynamayan yani birleşimin dışı dışarıda kalan yani d oluyor. Bu oyunlardan en az birini oynayan, en az biri deyince arkadaşlar bir oyun oynayan olur, iki oyun oynayan olur, üç varsa üç olur, dört varsa dört olur gibi böyle düşünebilirsiniz. En az birini oynayan yani ABC'dir. Birleşim olarak düşünebilirsiniz. Bu oyundan oyunlardan en çok birini oynayan. Bakın en çok biri. Yani en çoğu bir olacak. Hani ve altı gibi düşünün. En çok bir. Yani sadece futbol, sadece basketbol ya da hiç oynamayan. Tamam mı? A, C, D olmuş oluyor. Bakalım. Soru gelsin diyor. Şimdi 27. Bir sınıfta diyor. Futbol oynayanların sayısı 22. Basketbolu. Futbol ve basketboldan bahsediyor. Hemen o zaman ben bu kümeyi çiziyorum. Bakın futbol, basketbol. İlkokulda resmin 5'ti arkadaşlar. Alın size ispatı bu da. Evrenselde çiziyorsunuz. Futbol oynayanların sayısı 22. Basketbol oynayanların sayısı 16. Her iki sporu da yapanların sayısı 6. Aha buraya 6 yazıyorum. 22 ise burası ne olur? 16. Basketbol o zaman 10. Futbol veya basketbol deyince ne yapacaksınız? Hepsini topla. Cevap ne geliyor? 32 olmuş oluyor. Yani denizli olmuş oluyor. Geldik 28'e. Bakın burada da İngilizce ve Almanca dillerinden ders alanlarla hiçbir ders almayanların bulunduğu. Yani hemen İngilizce, Almanca diyorum. Hemen bunu da çiziyorum. Tamam şöyle. Hiçbir ders almayan dışarıda da var yani. Bunu da gördüm. Ama olmasa bile siz bunu çizin. Şimdi toplam 40 kişiden oluşan bir sınıf var. İngilizce, Almanca dillerinden ders alanlar ve hiçbir ders almayan. Bu grubun diyor %60'ı İngilizce dersine. Hemen yazıyorum. Bakın %60 İngilizce. %50'si Almanca, %50 Almanca. Tamam. %70'i ise yalnız bir ders aldığına göre. Bakın %70'i yalnız bir ders alıyor. Şimdi arkadaşlar, yani burada yalnız bir ders alan yüzde %70. Yani ben buraya şöyle A B ve C diyeyim. Tamam mı? Bu şekilde yazabilirim. Şimdi A artı B 60. Yüzdesel olarak buluyorum. B artı C bakın ne geldi? 50. Yalnız bir dediği %70 yani A artı C. O da eşittir. Kaç olmuş oluyor? 70. Peki bu sınıfın tamamı, bakın tamamı hatta ben buraya D diyeyim. Dışarıda da birileri var. Doğru mu? Yani ben o zaman burada şunu söyleyebilir miyim? A artı B artı C artı D eşittir. 100. Yüzde olarak bakıyorum. Yani yüzde 70, 60, yüzde 50, yüzde 70, yüzde 100. Şimdi ben burada şunu bulacağım. Diyeceğim ki ister bunu yüzde kişiye çevirin ya da istiyorsanız yüzdelik olarak bulup Bu tamamen size kalmış bir şey. Yani tamamı kaçtı? 40 kişi var doğru mu bu grupta? Arkadaşlar %100'ü 40 değil mi bunun? Yani siz istiyorsanız buraya Sayı da yazabilirsiniz. 40 diyebilirsiniz. Şimdi %70. %70 mesela nedir? Hemen yazıyorum. Bakın 70 bölü 100 çarpı 40 diyorum. Yani 40'ın %70'ini alın. 28. 40'ın %50'si ne yapar? 20. Artık yüzdeyi gördük. Direkt %60. Bakın 40'ın %60'ını alın. 60 bölü 100 nedir? 24. Bu böyle. Bize hiçbir ders almayan yani D'yi sormuyor mu? O zaman D'yi soruyorsa ben bunları şöyle yapabilirim. Burayı taraftara toplayayım. Bakın 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C. Ne geliyor alta? Şuraya yazıyorum. 2 parantezinde A artı B artı C eşittir. Kaç oldu? 20, 40, 60, 72. Yani A artı B artı C eşittir 36. Şimdi arkadaşlar burası 36 değil mi? O zaman D dediğim ne? 4. İşte bize sorulan bu zaten. Değil mi? Hiçbir ders almayanı soruyor. Leyla. Anladın mı? Leyla. Leyla. <laughs> Olayı anladık. Güzel. Geldik 29'a. Şimdi burada da bize üçlü bir küme var. Bakın buradaki soruda da fizik, kimya ve biyoloji derslerinden kalan öğrencilerin oluşturduğu bir sınıfta. 3 dersten de kalan hemen o zaman şöyle yapacağım. Fizik, kimya, biyoloji. Biraz yerim dar. Onun için mazur görün arkadaşlar. Şöyle yazıyorum. Tamam mı? Heh, şöyle. Şöyle biraz daha. Bir de ne olur ne olmaz dışarıda vardır, yoktur. Ben yine çizeyim. Fizik, kimya ve biyoloji derslerinden kalan öğrencilerin oluşturduğu bir sınıfta kalanlar. Bak kalanlardan bahsediyor. 3 dersten de kalanlar. O zaman ben bunu kalanlar üzerine kuruyorum, tamam mı? Şimdi 3 dersten de kalanların sayısı 4. Fizik ve kimyadan kalanlar 8. O zaman 3 dersten kalan 4 ise ben buraya 4 yazıyorum. Bakın fizik ve kimya, fizik ve f ve k'nın birleşimi. Kaçmış? 8. O zaman burası ne olur? 4 olur. Fizik ve biyolojiden kalanlar 6. Fizik ve biyoloji, fizik ve biyolojiden kalan 6 ise burası ne olur? 2. Kimya ve biyolojiden kalanlar 10. Yani o zaman burası ne? 6. Öyle değil mi? Bakıyorum. Fizik dersinden kalan 26. Hemen <laughs> yazıyorum 4 8 10. O zaman buraya ne kalır? 16. Kimyadan kalan 18. Bakın 10 14 burası 4. Biyolojiden kalan kaçmış? 14. O zaman 12 ise burası 2. Bize neyi soruyor? Bu sınıfta kaç kişi var? Şimdi bakalım arkadaşlar toplayalım. 16 20 24 26 30 36 toplam 38 kişi vardır bu sınıfta. Tam da sınıfmış yani. Ve geldik 30. sorumuza. Son sorumuz. Burada da arkadaşlar bize diyor ki sarışın veya esmer öğrencilerden oluşan 25 kişilik bir grupta mavi veya siyah gözlü öğrenciler var. Bakın sarışın, esmer, mavi, siyah. O zaman şöyle diyorum. Sarı, sarı, esmer şöyle mavi ve siyah gözlü. Doğru mu? O zaman kümeyi böyle yapacaksınız. 4 bilinmeyen var çünkü. Şimdi diyor ki bize. Arkadaşlar Sarışın veya esmer öğrencilerden oluşan 27 kişilik bir sınıf var. Bir grupta mavi ya siyah gözlü öğrenciler var. Esmer öğrenciler 14. O zaman buraya yazıyorum 14. Toplam 27 değil miydi bunlar? O zaman buraya ne kalır? 13. Sarışın da 13. Mavi gözlü öğrenciler bakın 10 mavi gözlü öğrenciler 10. Siyah gözlü sarışınlar 6. Şimdi bakın diyor ki Mavi gözlü öğrenciler. Şimdi burada bak siyah gözlü sarışınlar 6 diyor. Siyah gözlü sarışın. O zaman siyah gözlü sarışın kesiştiği yer burası ne? 6. O zaman buraya ne kalır? 7. Toplam 13 olduğu için. Mavi 10 olduğu için burası 3. Ve buraya ne kalır? 11. Bize neyi soruyor? Bu sınıfta mavi gözlü sarışınların sayısı kaçtır? Tabii ki ne oldu? 7. Hepsini çıkartmış olduk. Yani bize sorulan ama ne? mavi gözlü sarışın olduğu için de cevabımız arkadaşlar 7 olmuş oldu. Her güzel şeyin bir sonu vardır diyoruz ve geldik neye? Ödeve. Şimdi arkadaşlar bu videoları bu şekilde yapıyorum ki bir an önce bitsin. Bunların hani eğer hocam biz tahtayı da istiyoruz diyorsanız da ilerleyen süreçte de yine tahtadan da çekim yapacağım. Ama dediğim gibi burada amacım konuları hani sizin için çünkü ben söz verdim hani en azından dönem sonuna kadar bitirme bitirelim şeyle uğraşıyorum. Ya yani bir hastalık girdi araya. Ben olabildiğince bunları bitirmeye çalışıyorum. Sizler de bir an önce bitirin. Dediğim gibi bunlar normal kare kodlara da yükleniyor. Kare kod çekimleri gibi düşünün bunu. Bunun dışında da normal tahta versiyonları da olacak ama bir an önce en azından konular size ulaşsın diye de böyle bir yöntem izliyorum. Bilginiz olsun. Şimdi ödevimiz nedir? Bir, önceliğimiz. Bakın her zaman yaptığımız gibi. TYT, video, ders notları. Notlarından soruları çöz. Sıra sende. Sıra sende. Testini çöz. Tamam mı? Önce yapmanız gereken bu. Şimdi ikincisi Ahanda bu. Yani arkadaşlar taktikler kitabı. Her zaman söylüyorum. Yani bu kitabı mutlaka bunları mutlaka çözün. Çünkü sınavda gelen soruları yakaladığım sorular emin olun ki bu kitaplardan genelde. Çünkü her soru tarzı var. Bilginiz olsun. Taktiklerle taktiklerle ee nedir? Kümeler. Kümeler. Fasikülünden fasikülünden. Neresi bu da? Ya zaten mantık küme veri istatistikle gidiyorum. Bakın burada kaçtan başlıyor? Kümeleri hatta söyleyeyim. Kümeler kaçtan başlıyor? Kümeler arkadaşlar sayfa 41'den başlıyor. 86'ya kadar gidiyor. Yani 41'den 86. 41 41 86 arasını çöz. Tamam mı? Sonrasında üçüncü olarak da ne yapıyorsunuz? TYT Soru Bankası Bankasından testleri çöz. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi sorular birbirinden farklı hep söylüyorum. Burada da çok farklı değişik sorular göreceksiniz. Bakın TYT Soru Bankası'nda da. Burada da yani TYT Soru Bankası'ndan bakıyorum kaçtan başlıyor? 277'den başlıyor. 277'den 200 kaça kadar gidiyor? 90'a kadar gidiyor. Yani siz bunları tamamen çözdüğünüzde ortalama şöyle söyleyeyim, kümelerden 300'den fazla soru çözmüş olacaksınız tamam mı? 300'den fazla soru çözmüş olacaksınız. Bu 3 kitap size yeter çünkü bu üçünü çözdüğünüzde aslında özellikle şu bakın taktikler serisi yaklaşık olarak 2-3 tane soru bankasına bedel. Ben size uyarıyorum. Yani bunu yaptığınızda 5 kaynaktan birden soru çözüyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Ve Ringo Ringo kümeleri böyle bitireceğiz, tamam mıdır? Şimdi arkadaşlar, artık konumuzun sonuna geldik. Bundan sonraki konumuz ikili konulardan önce ikili konular dediğim nedir? Fonksiyon, permütasyon, kombinasyon, olasılık ve polinom. Hem TET hem de anlatıyorum. İki defa anlatıyorum. Daha ne yapayım ben size? İki defa. Anlayın yeter ki. Artık oralara geçiyorum. Ondan önce yani oraya geçmeden önce kümelerden sonraki son konu veri istatistik. Artık bir sonraki konumuz veri istatistik. Çayınızı kahvenizi alın. Bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın. Bay bay.